arkadaşlar, şimdi yine çok önemli bir konu. Anadolu Selçuklu'yu, Türkiye Selçuklu'yu, Büyük Selçuklu'dan ayıran en önemli farklar nedir? Birincisi kullanılan ünvanlar. Hatırlayın, Büyük Selçuklu'da genellikle Sultan, Sultanül Azam, Sultanül Muazzam gibi ünvanlar kullanılırken Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu'da Keyhüsrev, Keykavüs, Keykubat gibi Farsça ünvanlar kullanıldı. Anadolu Selçuklu'da ünvanlar Farsça, Büyük Selçuklu'da ise daha çok Arapçaydı. İki Pervane Divanı ve Niyabeti Saltanat Divanı. Bu iki divan ne Karahanlı, ne Gazneli, ne de Büyük Selçuklu'da karşımıza çıkmadı. İlk defa Anadolu Türkiye Selçuklu'da karşımıza çıkıyor. Pervane Divanı toprak kayıtlarının yapıldığı yer. Niyabeti Saltanat Divanı, Naiplik Divanı yani diğer bir ifadeyle, hükümdar ülkede olmadığında devleti vekaleten yöneten divandır. Donanma, Reisül Bahır, Melikül Sevahil, Türkiye Selçuklu, Karahanlı ve Gazneli'de donanmacılık faaliyeti yokken, Büyük Selçuklu'da, Karahanlı'da ve Gazneli'de donanmacılık faaliyeti yokken, Anadolu Selçuklu Devleti'nde, ASD'de, Türkiye Selçuklu'da donanma faaliyeti vardı. 1. Gıyasettin Keyhüsrev ile bu başladı. Ki donanma komutanlarına Reisül Bahır ya da Melikül Sevahil denildi. Tabi Türk tarihinde ilk defa donanmacılık Çakabey ile başladı. Bu başka bilgi. Biz burada Anadolu Selçuklu ile Büyük Selçuklu'yu kıyaslıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Anadolu Selçuklu döneminin ünlü mutasavvıfları kimdir? Arkadaşlar bunu da unutmuyorsunuz. Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış ünlü mutasavvıflar Ahi Evren olarak da geçer. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Muhyiddin Arabi, Sadreddin Konevi ve diğerleri, yani birçok isim var ama meşhur olanlar bunlar. Soracaklarsa bunlardan soracaklardır. Tamam mı arkadaşlar? Anadolu Selçuk dönemindeki tasavvufi akımlar nedir? Hemen onları yazayım. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi'den sonra aslında oğlu tarafından kurulmuş. Arkadaşlar Mevlana'nın eseri Mesnevi değil mi? Divan-ı Kebir. Bunları unutmuyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin eseri Makalat, Yunus Emre'nin eseri Risalet-ül Nusiye. Mevlevilik, Kübrevilik, Ekberilik, Rufailik ve Nakşilik. Nakşibendilik yani. Nakşilik. Bunlar en meşhurları. Osman dönemine geldiğimizde Osmanlı'da Hacı Bayramilik tasavvufi akımı da ortaya çıkacak. O zaman Mevlevi, Kübrevi, Ekberi, Rufai, Nakşi bunların hepsi Anadolu Selçuklu, Bayrami ise Osmanlı Devleti'nde olacak. Olmayan Türk kültürünün ürünü olmayan, Anadolu'da olmayan ise, yani bizim kültürümüz olarak Anadolu'da çıkmayan ise Batınilik, Hasan Sabbah o Kazvin, İran bölgesindeydi. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar, önemliydi. Peki Anadolu Selçuklu dönemine ait mimari eserler ne? 3 tane parti tek bir videoda birleştirir kısaca. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu döneminde en çok mimari eser, bakın, Kayseri, Konya, Sivas, Kırşehir, Akşehir, Amasya, Erzurum. Şöyle bir baktığımda farklı olarak gördüğüm yer ne var? Beyşehir'i söyledik zaten, Alanya. En çok mimari eser Kayseri, Konya. Buralarda var. O yüzden Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait en çok mimarisinin olduğu yerlerin buralar olduğunu unutmayacaksınız. Yani İç Anadolu bölgesi, tamam mı? İç Anadolu. Biraz daha İç Anadolu'nun güney tarafları. Mesela Batı Anadolu dediğimiz İzmir, Bursa, İznik, daha da batıya gittiğinizde İstanbul, Edirne. Oralarda Anadolu Selçuklu mimari eseri yok. O yüzden Anadolu Selçuklu'ya ait mimari eser hangi ilde bulunmaz sorusunda daha çok İç Anadolu hattını, kuzeyden güneye doğru Sinop'tan Antalya'ya kadar olan hattı değerlendirmenizde fayda var. Kocasan Medresesi. Arkadaşlar Kocasan Anadolu Selçuklu'ya ait ilk camilerden biri kabul edilir, tamam mı? Çok böyle ilke takmayın burada ama eğer böyle bir testlerde filan çıkarsa hemen aklınıza gelsin.
Kayseri Hunt Hatun Medresesi, Karatay Medresesi, Konya, Sırçalı Medrese, İnce Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese, Kırşehir Cacabey. Bunlar önemli. Mesela Cacabey Medresesi aynı zamanda bir rasathanenin olduğu yer ki ilk defa rasathanenin Kırşehir Cacabey Medresesi'nde ortaya çıktığı söylenir arkadaşlar. Erzurum Çifte Minareli Medresesi ama bu tabii ki Erzurum'da Moğol egemenliği varken Moğol valileri tarafından yaptırılmış, İlhanlılar tarafından yaptırılmış ama hangi döneme ait yine Anadolu Selçuk dönemine ait. Erzurum'da işte Yakutiye Medresesi arkadaşlar, Çifte Minareli Medrese hep Anadolu Selçuklu ama İlhanlı etkisi de vardır o dönemde. Külliyelere gelince arkadaşlar, nedir külliye? Cami ile birlikte kurulan medrese, kütüphane, imaret, hastane, hamam gibi yapılar bütünü. O zaman külliye yapı topluluğu ortasında cami var. Anadolu Selçuklu'ya ait 3 tane çok önemli külliye var. Kayseri Hunt Hatun Külliyesi, Kayseri Hacı Kılıç ve Konya Sahip Ata. Şimdi bu ismi verirler size, der ki bunlar niye örnektir diye sorarlar. Saraylara gelince Alaaddin Kekubat tarafından yaptırılmış daha çok saraylar. Kayseri'deki Kubadiye, Beyşehir'deki Kubadabat, bunlar yazlık saray genellikle ve Alanya'daki Alaiye Sarayı kışlık saray olarak değerlendirilmiş ki bu arada devletin başkenti neresi? İznik'ti. Sonra Haçlı savaşlarıyla kaybedildi, Konya'ya taşındı. Ama buna rağmen Konya başkentken Kayseri'yi de başkent gibi düşünmüşler ve oraya Darül Zafer demişler. Ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı yer, ordunun konuşlandığı yer olmuş. Darül Şifalar yani hastaneler. Arkadaşlar günümüzdeki hastanelere Selçuklu'da Darül Şifa, Maristan ismi verilmiş. Gevher Nesibe Hatun Darül Şifası ki 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde kurulmuş bir şifahane, Anadolu'nun en eski şifahanelerinden birisi kabul edilir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu asla unutmuyoruz. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi. Bunun dışında tabii ki Sivas'ta, Amasya'da, Çankırı'da birçok şifahane var. Özellikle İzzettin Keykovus döneminde de o Çankırı'da, Sivas'ta şifahaneler yapılmış. Divri Şifahanesi'ni unutmayın. Mengücekler'den kalma olduğunu asla unutmayın. Bu arada işte buralar, o Divri Şifahanesi'nin olduğu yer UNESCO tarafından da koruma altındadır.